İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Saat 14 sularında Kosova'ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas, ülkemizin en üst düzey yöneticileriyle görüşmelerini gerçekleştiriyor. Almanyalı konuğu havaalanında Kosovalı meslektaşı Donika Gırval'a karşıladı. Ülkemize gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ilk olarak Cumhurbaşkanı Vios Osmani tarafından kabul edildi. Almanya Dışişleri Bakanı'nın ziyareti Batı Balkanlarda devletler arasındaki sınırların değiştirilmesi olasılığına ilişkin medyada çıkan haberlerin ardından geldi. Almanyalı üst düzey konuk saat 16.30 sularında Başbakan Albin Kurti ile bir araya gelecek. Görüşmelerin gündeminde Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci de yer alacak. Kosova ziyareti ardından Alman Bakan yarın Belgrad'da incelemelerde bulunacak. Başbakan Albin Kurti ve Norveç'in Kosova Büyükelçisi Jens Erik Gondal bugün bir mutabakat imzaladı. Bu mutabakatla Kosova'nın devletinin güçlendirilmesine destek sunulacak. Başbakan Kurti ile Norveç Büyükelçisi arasında imzalanan anlaşmanın amacı, Kosova hükümeti, başbakan, başbakanlık ve Avrupa Entegrasyonu Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Başbakan Yardımcısını, barış ve devlet inşasını destekleme gündemi ve Kosova için Avrupa gündeminin ilerletilmesine desteğin sunulmasıdır. Bu mütabakatla Kosova hükümeti ve Norveç Büyükelçiliği tarafından temsil edilen Norveç Krallığı hükümeti ile Balkan grubu aynı hedefleri paylaşarak barış ve ilerleme için Kosova hükümetine desteğin sunulmasında işbirliğini teyit etmektedir. Balkan grubu adına anlaşmaya icra müdürü Naim Raşit imzaladı. Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Amerika'nın Kosova Büyükelçisi Philip Kosnet ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Damka, Büyükelçi Kosnete ziyareti ve Amerikan hükümetinin Kosova Cumhuriyeti'ne sağladığı destek için teşekkür etti. Büyükelçi Kosnete, Bakanlığın çalışmaları, programları ve öncelikleri hakkında bilgi veren Damka, ekonomik kalkınmayı artırmak, yeni istihdam alanları yaratmak, vatandaşların refahını iyileştirmek ve Kosova'da bölgesel kalkınmayı ilerletmek için USAID programıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Büyükelçi Kosnet, komşu ülkelerle bölgesel işbirliği, kalkınma, diaspora ve işletmelere odaklanılması için bir fırsat olarak vurguladı. Kosova'da son 24 saate 328 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 5 kişi ise hayatını kaybetti. Diğer taraftan 507 kişi iyileşti. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen 3.003 test sonucunda 328 kişide COVID-19 virüsünün tespit edildiği belirtildi. Kosova'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 103.124'de, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2.110'a yükseldi. Ülke genelinde 11.366 aktif vaka bulunuyor. Belediyelerde korona vakası sayısı açısından 59 vaka ile priştine yine birinci sırada yer aldı. Dünyamızda iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Bu konudaki farkındalığı arttırmak ve herkesi harekete geçirmek için her yıl 22 Nisan'da Dünya Günü'nü kutluyoruz. 22 Nisan Dünya Günü tüm canlılara yaşam sağlayan dünya ve dünya üzerindeki ekosistemlerle ilgili farkındalığı artırmak, korunması sağlayacak, hareketleri teşvik etmek amacıyla kutlanmaktadır. İlk olarak 1970 yılında Amerika'da kutlanmaya başlayan Dünya Günü, 1990 yılında evrensel bir boyut kazanmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde Dünya Günü münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Yapılan etkinliklerde yetkililer çevremizi, doğayı ve tabiatı korumanın önemine vurgu yaptılar. Arnavutluğun başkenti Tiran'da Türkiye'nin Yap İşlet Devlet Şirketler Grubu tarafından yapımı gerçekleştirilen Türkiye Arnavutluk Fiyer Dostluk Hastanesi törenle açıldı. YDA Grup tarafından yapımı gerçekleştirilen Türkiye Arnavutluk Fiyer Dostluk Hastanesi'nin açılışı Arnavutluk ve Türkiye üst düzey yetkililerinin katılımı ile gerçekleşti. Hastane 150 yataklı ve toplam 17.425 metrekare inşaat alanına sahip. Hastanede 6 ameliyathane ve 6 poliklinik bulunuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan törene canlı bağlantı ile katıldı. Biz Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz. Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler ise sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor. İşte bugün köklü ve çok boyutlu Türkiye Anavutluk dostluğuna yeni bir halka daha eklediğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken milletim ve şahsım adına ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın yeni bir nişanesi olacak Türkiye Anavutluk Fiyer Dostluk Hastanesi'nin Tüm Arnavutluk halkına hazırlı olma, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Arnavutluk Fiyer Dostluk Hastanesi'nin tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığında 56'sı Türk, 331'i Arnavut olmak üzere 387 sağlık personelin görev yapacak. Sayın seyircilerimiz yaşanan son gelişmelerle karşınızda olduk. Yarınki haber randevumuzda tekrar görüşmek dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Hoşçakalın.